milletimiz özellikle bu Avrupa'daki Türkiye aleyhtarlığı hem Sayın Bakanımızın üzerine atların ve itlerin sürülmesi, hem Cumhurbaşkanımızın ondan sonra başına silah dayanmış resim. İnsanlar şunu söylüyorlar. Avrupa Birliği hayır diyorsa ben evet diyorum, biz evet diyoruz. Toplumda büyük bir bilinçlenme var. Eskiden talebelik yıllarında siyasal bilgiler fakültesinde öğrenciyken başkanlık sistemini savunuyordum. Türkiye'nin kurtuluşunun başkanlık sisteminde olduğunu düşünüyorum. Benim doktora tezim de Türkiye'nin yeniden yapılandırılması siyasal bilgilerde. Türkiye'de hala çok hiyerarşik bir devlet var. Bürokratik, oligarşi, hat safhada. Bunun azaltılması lazım. Türkiye'ye hızlı karar alabilen, etkili ve verimli bir yönetim anlayışı şart. Yani böyle anında sorunları çözecek, ilerleyecek. Onun için yani bu koalisyonların mazide kalması lazım. Türkiye 93 yılda 10 tane darbeye muhatap olmuş. Yani her 10 yılda bir darbe olmuş. Ondan sonra 19 defa IMF ile standby anlaşması imzalanmış. Ve 70 sente muhtaç hale gelmiş. Mevsimlik hükümetler var. Ben 69 doğumluyum, akranız işte hepimiz. Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet. Diğer, Adana'daki kurulu, Anıtlar Yüksek Kurulu'nu Hatay'a getirdik. Çok şükür. İki belediyede KUDEP biriminin kurulmasını sağladık. Üç, bir tane Hatay tanıtım kitabı çıkarttık. İskenderun'da Kültür Han projemiz var. Evet. Belediye başkanımızla birlikte yapıyoruz. Kültür Han bizim Payas'taki Sokullu Mehmet Paşa külliyesini görmeyen var mı? Herkes gördü. Onun dev ölçekli olanını yapıyoruz. Bir tane taç kapıdan giriyoruz. İki katlı. Her katın yüksekliği 6 metre. Giriyorsunuz, sizi bir şadırvan ya da büyük bir çınar ağacı karşılıyor. Hemen sağ tarafınızda, sağ kolunuzun üstünde 1000 kişilik bir konferans salonu var. Burası hem konferans salonu hem düğün salonu olarak kullanılabilecek. Nikahların yapıldığı bir yer. Sonra sol tarafınızda bir tane sergi salonu. Üst kata çıkıyorsunuz. Bir tane 100 bin kitabın olduğu bir kütüphane. Yine sol tarafta bir tane şehir müzesi. İçinde 30 tane dükkan var. Ayrıca en güzel, en çok bizi heyecanlandıran işlerden bir tanesi Antakya'daki Uzun Çarşı'yı tarihi kimliğine uygun olarak restorasyonunu, renovasyonunu yapıyoruz. Çünkü Uzun Çarşı oradaki hem Kuyumcular Çarşısı, hem Buğday Pazarı, hem ondan sonra Kuyumcular Çarşısı İpek Yolu'nun üstündeki en önemli hanlardan bir tanesi.